Arkadaşlar herkese iyi geceler. Ya zayıf olmama rağmen Türk yarışlarında maşallahım var bu aralar. İnşallah bozulmam. Yani en kötü bankolarım patır patır geliyor. Gerçi yabancı yarışlarda biraz daha hakimim konuya Türk yarışlarına nazaran ama yani Türkiye'de de biraz iyi gidiyor gibiyim. Bilmiyorum bakalım İstanbul'da nasıl gideceğiz. Çok ters hatlar tutuyorum. Nasip artık siz yine benim kurgumu değil de at yazmak istediğiniz yerlerde benim cazip isimlerime bakın isterseniz. Kendi yazdığınız atlara ilaveten o isimleri değerlendirmeye alabilirsiniz arkadaşlar diyerek altının ilk ayağından itibaren başlayalım. Altının ilk ayağına baktığımız zaman 4 yaşlı Araplar 2100 sentetik. Şimdi benim senaryom burada başka. 2 numaralı Avşar ve 5 numaralı Alev Kıran arasında yorumcu arkadaşlar çok duruyorlar galiba. Öyle görünüyor, duyuyorum. Ama ben burada aksisini düşünüyorum. Çünkü bu iki isim son yarışında luta giriştiler. Ve çok efor sarf ettiler. Ben bu iki ismi hiç oyunuma bile almadım. Bilginiz olsun. Benim burada favorim şöyle bir bakacak olursak 3 numara Atlı Ahmet. Bir müsaade edersiniz bana. Burada benim favorim 3 numaralı Atlı Ahmet arkadaşlar. Daha sonra 1 numaralı Gülağa'yı tutuyorum rakip olarak. 4 numaralı Er Savaş'tan iyi bir koşu bekliyorum. Biraz daha şöyle bir düşünürsek 7 numaralı Yeni Çağlı ve orada altta 50 kiloyla Danyar Kaya ile bomboş duran 9 numaralı Şenliker'de bombam arkadaşlar. Yani tekrardan bakacak olursak 3, 1, 4, 7, 9 benim tuttuğum isimler bu isimler. Çünkü diğer bahsettiğimiz isimler yani 14 gün oldu olmadı çok ciddi bir luta giriştiler. Yani özellikle 1 numara Gülağan'ın son dördüncülüğü bayağı bir iyiydi. Ben beğendim aslında. Gökhan Gökçe vardı üstünde. Bu Sarıyerli ile Sedakar kafa burun yarış koştuklarında onların hemen arkasından bir dördüncülük gerçekleştirdi. Bugün belki yarışı daha iyi yerlerde bitirebileceğini düşünüyorum. Altının ikinci ayağına bakalım. Altının ikinci yani şöyle bir baktığımda adaşımı ben burada alternatif banko vermek istiyorum. 8 numarası Ruhan Bey. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Bir de koşu gördü. Bugün bombayı patlatabilir. Bu isim hayatının ilk koşusunda çimde koştuydu. Yalnız o koşmuş olduğu koşusunda maalesef saptığı için ikincilikte kaldı. Yoksa hayatının ilk koşusunda bu isim meydana veda edecekti. Sağ olsun Ayhan Kurşun idaresinde bunu başaramadı. Benim favorim ve alternatif düşündüğüm isim. Daha sonra 2 numaralı Alaçatı Ağası ve 3 numaralı Gök Tuğra ile 6 numaralı Kurt Engin. Orijinlerine güveniyorum bu isimlerin. Beni bana göre şans bulmasını beklediğim isim bunlar arkadaşlar. Altının üçüncü karma çorban geldi bana. Yani burada kaçak isimler olacak. Öne düşen isimler olacak ama kaçan isim de yarışı kazanabilir. Bekleyen isim de yarışı kazanabilir. Sonuç itibariyle handikap 21 ve 4 yukarı yaşlı Araplar bir arada bulunuyor burada. Sıralamam 2, 1, 3, 4, 8 ve 6. Altının dördüncü ayağına baktığımız zaman burada 4 isimi ben ayıramadım arkadaşlar. 2 numaralı Gonanda Solo, 1 numaralı Doğa Kanunu, 3 numaralı Trevi Fantuan kazandığı yarışları biliriz bu ismin. Ve en son olarak da 6 numaralı Brave Gladiator. Yani taktik açısından da ilginç bir yarış olacağını düşünüyorum. Eğer burada daha fazla sürpriz aranırsa şu Zlavator var. Bu mesafede derecesi iyi de bir koşu da gördü. Son iki koşusu kötüydü ama
bilmiyorum, Görkem Özçelik deklarisi var, dikkatli olmak gerekiyor. Altının 5. ayına baktığımız zaman burada benim bir tane bankom var. O da Prenses Dalaka, Saadettin Boyraz ile iki koşu gördü artık. Yani şu grupta şu rakiplerini bence avlaması lazım Saadettin'in. Umarım düşündüğümde olur. Yalnız kaçıncı at çıkar Allah bilir arkadaşlar. Pek o atı cazip olduğu için AGF'de yukarıda olacağını hiç zannetmiyorum. Altının son ayağına geldiğimiz zaman da burada bir isim var. 4 numaralı Laz oğlum. Bu ismi de banko tutuyorum arkadaşlar. Yani son iki ayak biraz 44 oldu ama yani Laz oğlumu şeyden daha çok tutuyorum aslında Prenses Dalaka'dan. Çünkü Prenses Dalaka'nın olduğu yere at yazmaya kalkarsak yani ikisi var, biri var, üçü var, altısı var. Ya bayağı bir at yazmak lazım. Ben de diğer arkadaşlar gibi 400-500 liralık bir İstanbul şablonu vermek istemedim. Siz tuttuğunuz isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Tekrarlıyoruz. Altın ilk aya 3-1-4-7-9. Altın ikinci aya 8 alternatif Saruhana. Alternatif Tekim. 2-3-6 rakipleri. Altının üçüncü aya 2-1-3-4-8-6. Altının dördüncü aya yani 2-1-3-6. Altının 5. aya 4, altının son aya 4. Bakalım 4-4'lük bir tahmin olacak mı arkadaşlar? Dediğim gibi ilk öncekini tuttuğunuz isimler. Kendiniz gibi olun, olduğunuz gibi kalın. İyi geceler diliyorum. 5. ayaktaki 4 numarayı banko yazmayı bırakın. Kuponumuza bile yazmasınız dahi mutlaka ikili bahislerde bence değerlendirmeye alınabilecek bir isim, bilginiz olsun. İyi geceler diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.